Gitarist TV dönemimize merhaba arkadaşlar. Bugün Lucius'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Fark etmişsinizdir, karlar erimiş arkadaşlar. Ve yavaştan kış kendini ilkbahara bırakmaya çalışıyor. İlkbahar olmaya çalışıyor. Bakalım olabilecek mi arkadaşlar? Gerçekten ilkbahar gelecek mi? En sonki olayları hatırlarsınız. Kendini aşağı atan bir kadın camdan. Bugün cehenneme yakın duruyorum. Mahzenler içinde yaşamayı istiyorum. Bir daha bakalım. Bugün ne diyordu? Bugün cehenneme yakın duruyorum. Mahzenler içinde yaşamayı istiyorum. Mahzen deyince arkadaşlar hatırlayın ki şarap mahzeninde bir gizli kapı vardı. Sanırım bundan bahsediyor buradaki gizli bilgi. Oyuncaklarımız toplayınca herhangi bir şey veriyor mu? Yok, vermiyor arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok. Yine topumuz. Şu topu bir kere de ben koyayım ya şuraya. Bakayım koyuluyor mu? Aa, koyuluyormuş lan. Şu topu da koyayım. Aa, vallahi topları kaldırdık. Bu trenle oynayabiliyoruz mu? Yok. Aa, araba. Çok güzel araba. Şunları alamıyor muyuz? Alamıyoruz galiba arkadaşlar. O zaman güçlerimizde biliyorsunuz zihin yönetmeyi kullanmıştık. En son Jovita'nın üzerinde Hello Lucius deyip duruyordu. Hello Lucius. Bunu diyordu arkadaşlar. Ben de zaten sinirlenmiştim. Kendisini öldürmüştüm yani. Ağzına burnuna girmiştim hatırlayacaksınız. Camdan aşağı attırmıştım onu. Sıradaki bölümümüzde bakalım birini öldürecek miyiz? Henüz biri yok. Peki haritada herhangi bir şey gösteriyor mu? Evet, haritada bir şey gösteriyor arkadaşlar. O zaman haritayla gidelim bakalım. Birini öldürebilecek miyiz? Ya da kimi öldüreceğiz? Bu sefer sıra kimde? Işıkları kapatın. Elektrik faturası çok geliyor. Allah Allah. Şu ışıkları var ya kesin. Amcam var ya, amcam Tom. O ne? Aa. Aa, duvarda ne var? Arkadaşlar bakın, kuru kafa var. Aa, içki içiyor. Anam, bu amcam Tom değil mi? İçki içiyor, bir sürü içki içmiş. Şarap şişesi diyor. Oh Lucius. Neden anlamıyorum. Neden bunu yaptı? Arkadaşlar kendini suçluyor şu anda gerizekalı. Bu gerizekalı şu anda kendini suçluyor. Biliyorsunuz Jovita ölmüştü. Bu yüzden de kendini suçluyor ve sıradaki galiba Tom amcamız. İşte en sevdim. O bir aydır içiyor. Aslında Jovita'yı seviyormuş. Şimdi hatırladım. Kamerayı aldığım masada bir harita vardı. Haritayı zaten almıştık arkadaşlar. Lütfen yalnız kalmam lazım. Bir şey yapamıyoruz galiba. O Lucius, bunu bana nasıl yapar? Neden böyle bir şey yaptı ki? Ya ne gerizekalı bir insansın ya. Zayıf karakterli insan. Arkadaşlar zayıf karakterli bir insan ölmeyi hak ediyor. Öleceksin o yüzden. Öleceksin pislik herif. Tamam, o zaman ne yapalım? Tom'u öldürelim. Nasıl öldürelim? Haritadan bahsetti arkadaşlar. Haritada bildiğiniz üzere üzerinde zaten direkt var sanırım. Bakayım. Ay, ESC. Harita nerede? Harita şurada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yukarıda. Açalım bir. Yine secret secret doğru gösteriyor arkadaşlar. Çok ince bir ayar var. Ayar da diyebilir miyiz bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi secret door yazan yerler arkadaşlar. O'ları 6-6 şeklinde yapmışlar. 66 şeklinde yapmışlar. Şeytanın rakamı bildiğiniz üzere 666 idi. Burada sanırım bir 6 daha gizli. Ya D'yi 6 olarak mı görmemizi istemiş oyun? Ya da R'yi. Orada gizli bir şey var. Ne denir ona? Nüans var arkadaşlar. Neyse. Biz bu secret door'u biliyoruz. Secret odayı biliyoruz. Hadi gidelim oraya. Bakalım ne olacak. Sanırım bütün her şey burada çözülecek arkadaşlar. Secret door'da. Gizli odada. Ulan şurada ne adam öldürmüştüm ya. Vallahi adam ne ölmüştü. Burası hala açılmıyor. Burası neyse. Açılmıyor. O ne? Kim geliyor lan? Aa, annem. Babanı yalnız bırak. O çok üzgün. Sanırım şu an bir sürü işle uğraşıyordur. Tamam anneciğim ya, ne oluyor, sakin ol. Bir süre uzanmam gerek diye düşünüyorum. Tamam, titreme anne, git uzan. Allah Allah, evde herkese bir şey oldu ha. Oh, ateşin gücü. Arkadaşlar
psikopatlaştıran oyun Lucius. Evimizde bazı polisler var. Bana iyilik yap ve onlara karşı nazik ol. Tamam anne, tamam, Allah Allah. Ya başlayacağım ha, çok sinirim bozmaya başladı bu olaylar arkadaşlar. Anneciğim, Tom'dan uzak dur. O iyi hissetmiyor ya da belki iyi hissediyordur. Yani bu ne demek? Bu gibi durumda ne yapılabilir bilmiyorum. Bir şey yazdı. Arkadaşlar annemizin biraz harika hissediyorum. İyi hissediyorum. Ne? Arkadaşlar biraz annemizin psikolojisi bozuk. Dangalaklaşmış. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam tamam, iyi hissediyorsun. Evet iyisin. Hadi kapıyı kapatayım suratına. Lan giremezsin. Hayır. Buradan sokmayacağım seni. İyi hissediyorum. Oğlum giremezsin lan, dur. Oha içinden geçtin anne ya, ayıp ya. Kapının içinden geçiyorsun. Telefonda birilerini arayacağım. Arkadaşım yok mu benim? Anne benim niye hiç arkadaşım yok? Başbakan adayı çocuğum diye. İşte arkadaşlar böyle oluyor hep. Başbakan adayı çocuğuysanız. Ben şimdi babandan uzak dur dedi. Tamam tamam, feeling well, feeling good, anladık. I feel good, durururururur. I feel good. Arkadaşlar şimdi annemizin kafayı yemesinden sonra ben şu Jovita'nın odasını merak ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Jovita'yı öldürmüştük. Bakalım Jovita'nın odasında neler dönüyor. Jovita. Selam Jovita. Burası mıydı lan? Jovita'nın odası hala dağınık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kirli çamaşırlarını buralara atmış. Burada da polisler biliyorsunuz eşyaları bulmuştu. Şimdi Jovita'nın odasında bir şey yok. Peki. Burada Suzan'ın odasına bakalım. Suzan odasında artık o olaylar dönmüyor arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. Bir de burası kimin odası çözemedim ama ölen Agnes'in olabilir arkadaşlar. Agnes'i hatırlarsınız. Şişman hizmetçi başı. Onun odası olabilir. Sanırım kendisi çok dindar birisi. O yüzden her tarafa haç falan koymuş. Bu oda beni çok rahatsız ediyor. Lucius'ı yani beni. O yüzden çıkalım. Şimdi tamam, bu odalara girdik. Bu odalarda bir şey yok. Bir şey elde edemedik. Diğer hizmetlilerin odasına gireceğim. Bu da biliyorsunuz eve güvenlik almıştık ama hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Güvenliğimiz. Ne kadar güzel. Hep evimde böyle bir şey olsun istemiştim arkadaşlar. Yani böyle bir şey olsun ister mi insan ya? Bu gece canlanır falan yürür. Allah korusun. Buralar kimin odası mesela buralar? Şurada biri var ama. Bunlar yok, o normal resimmiş. Bir içki kadehi var. Oğlum burası hizmetlerin odaları değil mi ya? Kim? Bunlar... Aa, video kasetler. Video kasetler var arkadaşlar. Eski filmler falan. Bunun kimin odası olduğunu biliyorum. Şu kaseti isteyen adamın odası kesin. Diğer tarafta. Yine burayı hatırlarsınız. Gizli bir şey bulabilir miyim diye bakıyorum arkadaşlar aslında. Tamamen ama şu anda bulamadım. Bir babamın odasına gideceğim arkadaşlar. Burada ne bu ya? Ha. Resim. Burası nereye görüyormuş diye anlamaya çalıştım arkadaşlar. Tamam. Boyalarmış. Şimdi bir de babamızı görmeye gidelim. Ondan sonra gizli şarap mahzenine gidelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten babandan uzak dur dedi. Nancy, yani bizim annemiz babandan uzak dur dedi. Neden uzak dur dedi. Ben bunu gerçekten merak ediyorum ve... Are you all right, son? Yes, iyiyim. İyi misin evlat diyor da. İyiyiz. Aha babam. Bu çocuğa ne oldu? Beni korkutmaya başlıyor. Lan oğlum buradayım ben, duydum. Hadi minik böcek annene git. Benim bazı şeyleri anlamaya ihtiyacım var. Neyi anlayacaksın? Bu çocuğa ne oldu? Beni korkutmaya başlıyor. Aa, babam benden korkmaya başladı. Ne oluyorsa. Allah Allah. Oğlum duyuyorum bak seni. Duyuyorum, ciddi anlamda duyuyorum yani. Neyse arkadaşlar bir şey diyeyim. Babam benden korkmaya başlamış. Vallahi hiç hoşuma gitmedi. Bu yüzden babamı öldüreceğim. Baba benden nasıl korkarsın? Pislik adam. İnanmıştım sana. Arkadaşlar hemen şeye gidelim şimdi. Aa bir dakika.
Bir dakika. Fabius, yani bizim dedemizi görelim. Bir de dedemizi bulalım arkadaşlar. Merak ediyorum çünkü. Bu işin içinde o da var biliyorsunuz. Dedem nerede? Dedem sen... Tamam, hadi. Dedemi söyle. Arkadaşlar bir de öğretmenimiz vardı. Bakalım öğretmenimiz duruyor mu burada? Selamun aleyküm hoca. Lucius, time for some reading. Hey Lucius, bir şeyler okuma zamanı. Ne okumasın? Let's continue with our book. Bir sonraki kitabımıza devam The edelim. Task of Amontillado. Amontillado'da bir fıçı. O ne ya? We had passed through walls of piled bones with yığılı kemik duvarları açmıştık. Bu ne ya? Into the inmost Arkadaşlar ders anlatıyor adam bana. Oh bitti galiba. Bitti mi? Hocam sıkıldım. Kitapları oku oku nereye kadar ya? Eğitimine sonra devam ederiz. Haydi bakalım. Etmezsek kötü. Bu arada elimde bir karınca var arkadaşlar. Git bakayım. Karıncayı da gönderdik. Bu aralar odamı sardılar arkadaşlar maalesef. Burada da yine bir şey arkadaşlar. Dikkat edin. 1, 1, 2, 2, 2, 4. 3 artı 3, 6. 4 artı 4, 5, 5. Cevaplamamışım. En son neyde kalmış bakın 666'da yani yine şeytanın rakamında kalmış arkadaşlar. Oyundaki her şeyi biraz böyle gizli gizli vermeye çalışıyor hani şeytan şeyine. Lucius'un bu evdeki etkisini gösteriyor arkadaşlar o da. Dede. Dede. Aa bu sensin. Endişelenme evlat. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Bak gitmezse ağzını burnunu kırarım ha. Yemin ederim. Son zamanlarda hiç mahzene gittin mi? Orada görmen gereken bir şey var. Gördüm, gördüm. Gördüm. Gördüm ama senin için gidiyorum. Pardon duvara çarptım. Arkadaşlar şarap mahzenine gidelim artık. Bakalım ne var orada. Şimdi dedemiz her şey yolunda gidecek derken sonuçta buradan biri girdi lan. Ha, babam çıkmış pardon. Arkadaşlar dedemiz her şey yolunda gidecek derken burası Agnes'in odasıydı. Tamam. Acaba neden bahsediyor? Sonuçta evdeki kişilerin ruhlarını şeytana veren kişi ben oluyorum arkadaşlar. Bu durumda şey oluyor. Hani dedem nesine güveniyor? Belki zamanla sonuçta amcamı öldüreceğim şimdi birazdan büyük ihtimal başarırsam. Bu durumda yavaş yavaş herkese gelecek yani. Evdeki herkese. Dedem bunu düşünmedi mi acaba? Dedemis diyor. Ondan sonra çocuk öyle bağırıyor. Dedemis diye bağırıyor şu anda. Arkadaşlar evet. Burada bir şey var. O ne? Heh, tamam geçelim. Neredeydi bu şarap mahzeni? Burada mıydı? Arkadaşlar şarap mahzeni neredeydi ya? Böyle karışık. Şu an kayboldum. Bir dakika. Seni sümüklü... Ne? Küfür etti lan. Anam bir şey konuşuyorlar. Ne oluyor lan? Suzan? Selam canım. Arkadaşlar. Selam Lucius. Eğer biraz boş zamanın varsa benim grubun kasetini arasana. Ben yapardım ama babam buraya gelene kadar beklemek zorundayım. Görmedi kimse. Arkadaşlar bunlar gizli gizli bir şey konuşuyorlar. Biliyorsunuz Suzan bizim amcamıza iş pişirmişti. Bu yüzden bunlar niye konuşuyor? Hala bir yerlerde kaseti görmedim. Gördüm. Dur vereyim. Nerede bu kaset? Arkadaşlar kaseti almıştım. Bulamıyorum ama şu anda. Abi kaset itemlerim arasında yok. Allah Allah neyse. Ona tekrar bakarız arkadaşlar. Şimdi biz şu gizli kapıya gidelim bakalım bir. Şu da araba tamircisi. Hey küçük dostum. Umarım şarap mahzeninde gezmeyi planlamıyorsundur. Annenin bunu onaylayacağını sanmam. Ya annem mi karar veriyor ya? Annem mi karar veriyor? Ben karar veriyorum. Arkadaşlar girelim. Bir şey diyeceğim. Şu benim gözüme ilişti de. Şurada bir tane sigorta eksikliği var bakın. Neyse. Şu anahtarı bir alalım. Bu neyin anahtarı? Merak ettim. Neyin anahtarı bu? Depolama kafesi anahtarları. Allah Allah. Tamam. Aa. Lan açıl lan. Burada gizli bir şey mi bulacağız? Yo.
Hiçbir şey yok. Arkadaşlar hiçbir şey göremedim ben. İnelim aşağı. Burada şarkı bitiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz burada gizli olaylar dönüyordu. Buraya yeni şaraplar mı gelmiş? Ne olmuş? Neyse, şu aradan giriyorduk arkadaşlar. Bakalım buraya gidince ne göreceğiz? Ne çıkacak karşımıza? Dedemiz niye buraya gitmemizi istiyordu? Ya dedemiz nedir ya? Geldik, gördük. Tamam, haritayı açtık işte. Şöyle bakıyorum arkadaşlar, anlamaya çalışıyorum. Kaçırdığım bir şey mi var diye. Yo, tamam işte. Ay. Ay. Kapan. Lan. Önüme her şey açıldı durdu. Arkadaşlar anlamaya çalıştım ama bir şey anlayamadım. Burada anahtarı mı kullanacağız? Şu anahtarı mı kullanacağız? Niye buraya da olsun ki bunun anahtarı? Arkadaşlar buraya gittim, gördüm şu anda. Ama anahtarını ne güzel tutuyor elinde. Burada hiçbir şey bulamıyorum. Yani buraya zaten daha önce de gelmiştik, hatırlarsınız. Bakıyorum ama hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Hani gizli... Aa, buldum galiba. Bir hap buldum. Bu mu? Bu hapı mı kullanacağız? Hap buldum arkadaşlar ama ne hapıymış bakayım bir de. Bir çeşit ölümcül zehir şişesi. Bunu amcamızın ilacına mı koyacağız? Dur, elinde tutma, elinde tutma öyle. Diş fırçanla gez. Elinde diş fırçan olsun. Madem bu zehri aldık, o zaman gidelim bu zehri arkadaşlar. Amcamıza bir şekilde yedirebilir miyiz bakalım. Yedirirsek zaten büyük ihtimal geberir. Geberi gider, kurtulur. Biz de kurtuluruz zaten, çok salak birisi. Abi ben böyle salak bir amca istemiyorum ya. Valla insan biraz akıllı olur. Neredeydi bunun odası ya? Bunun odası neredeydi ya? Burada mıydı? Heh. Selamünaleyküm uncle. Arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hala bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu zehri nasıl katabilirim onun şeyine? Bu zehri ona katacağım büyük ihtimal ya. Aha. Galiba doğru yoldayım. Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Allah, heyecan yaptım. Bir dakika, bütün tuşlara basıyorum. Odayı buldum. Burada yararlı bir şeyler olmalı. Odada bulduğum viski şişesine bir miktar zehir ekledim. Arkadaşlar ne olduğunu, ne yapacağımızı siz düşünün. Hadi o zaman bu viski şişesini verelim amcamıza ve içmesini bekleyelim. Birileri seni görüyorken bunu yapamazsın. Nasıl yapacağım? Buradan koydum. Tom'un yanına bir zehirli şey yerleştirdim. Hiçbir şey fark edemedi. Çünkü çok sarhoş. Oh, iç yarasın. Yarasın. Yarasın benim güzel amcama.
Yatağın üzerine zehirli bir şişe yerleştirildi. Ha, altında yazıyormuş hala. Arkadaşlar. Ne oldu? Lüplü. Yağladım mı? Salak. Ne oldu? Ne oldu? Gerizekalı. Gerizekalı ne oldu? Aha gerizekalı ölüyor. Ha işte öyle bakarsın. O sendin. Bunu sen yaptın. Seni küçük... bok. Hepsini sen öldürdün. Evet seni de ben öldürdüm. Hepiniz hak ediyorsunuz. Hepiniz ölmeyi hak ediyorsunuz. Bak ayaklarımın dibinde öl işte gördün mü ha? Ayaklarımın dibinde oh. Güle güle Uncle Tom. Arkadaşlar. Lucius'taki tipe bak ya. Allah harbi adamsın ya. Helal olsun lan. Ya işte böyle ayaklarımın dibinde öldü arkadaşlar. Bu güzel bir haber benim için. Ah bir dakika. Tık tık tık. Ne oluyor? Tom, ben Charles. Lütfen kapıyı aç. Kardeşini görmeye geldi arkadaşlar. Yerde gebermiş bu adam. Oh. Oh lanet. Hayır. Bu değil. Hayır. Hayır bu değil. Hayır. Hayır. Kendini çok fazla alkole vermiştin. Ondan ölmüş. Arkadaşlar biliyorsunuz çok fazla alkol içerseniz alkol komasına girebilirsiniz. Mr. Wagner, Bay Wagner. Kelimeler kifayetsiz. Kıyafetsiz diyecektim. Neticeye gel dedektif. Ailemiz şu an büyük bir acı ve utanç çekiyor. Akşama bu evde sizi adamlarınızla birlikte istiyorum. Başka diyeceğim yok. Şu andan itibaren kendi problemlerimizi kendimiz hallederiz. Ha, istemiyorum dedi arkadaşlar sanırım. Tekrar kaybınız için gerçekten üzgünüm. Siz ve aileniz için dua edeceğim Bay Wagner. Etme ya. Etme dua falan sen. Pis adam. Bir şey çözemedin. Anten. İşlediğim günahlar için affet beni peder. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Son kez işlediğim günah uzun zaman önceydi. Nereden biliyorsun ki? Belki karıncayı ezdin. Bir aile var. Onların başlarına gelen felaketleri anlatamam. Yardım etmek istiyorum. Ama bu defa çok kendimle ilgili olabilir. Bu daha çok kendimle ilgili olabilir. Ben kabuslar gördüm. Kafamda berbat sahneler oynuyor. Ve bu aile, onlar da oyuncuları. Bu ailenin yardıma ihtiyacı var gibi görünüyor evlat. Kilisenin buna müdahalesi gerekiyor gibi. Ha, ne lan? Hop. Ops. Kilisenin müdahalesi mi? Yakayla şey nereye müdahale kilise müdahale. Arkadaşlar biliyorsunuz yine Hristiyan kültüründe eğer bir evde ruh olduğuna kötü bir ruh olduğuna inanırsa kilise gelir ve o evde ruh çıkarma seansı yapar arkadaşlar kötü ruhları kovar. Sanırım bundan bahsediyorlar şu anda. Selam Lucius iyi gidiyorsun. Eyvallah baba. Arkadaşlar bir yorumda bahsetmiştiniz onu birazdan dinleyeceğim. Fakat ben bu dandik ruhlardan bıktım. Hizmetçiler, uşaklar, muhasebeciler, sarhoşlar. Ne istiyorsun babacım ne istiyorsun? Sana ne getireyim yani? Bahisleri arttırmayı düşünmüyor musun? Oo. Daha fazlası yoksa kişisel bir sorun mu? Ne istiyorsun ya anlamadım ki. Kafanda sinsi yılanlar var Lucius. Onları beslemen gerekir. Tamam iyi güzel. Görevinde sana yardımcı olacak bir şey daha öğreteyim. Oo yeni bir güç öğreniyoruz. İnsanlara bir şeyler unutturabilirsin. Bu çok yararlı olabilir. Oo. Bunları yaparken yakalanırsan hareket için sınırlı bir zamanın olacak. Mesela görülmüşüz arkadaşlar ve hemen hafızasını silmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, babam gitmezse eğer sizlere de bir şey göstermek istiyorum. Bir arkadaşımızın dediği gibi. Evet, feneri tutunca şeytan şeyleri çıktığını söylemişti, boynuzları. İşini yap ve beni gururlandır Lucius diyor. Tamam, evet gördüğünüz gibi feneri tuttuğumuzda şeytan şeyi gerçekten çıkıyor. O arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum bu bilgiyi verdiği için. Ben de bunu denemek için uzun süredir bekliyordum çıksın diye. Yeni bir bölümümüz olacak ama bunu tabii ki de bir sonraki bölümde izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdilik yeni bir bölüm için bu bölümü bitirelim. Kendinize de çok iyi bakın bir video girecek mi diye bakıyorum. Eğer video girecekse o videoyu da izleriz ama tamam burada bitirebiliriz arkadaşlar yavaştan. Dur bakalım.
Hadi bir video çıkarsa onu da göstereyim arkadaşlar son olarak. Evet, bir videomuz yokmuş sanırım. Lucius yine uyandı. Yine bir hinlik peşinde arkadaşlar. Yine bir şeyler yapacak belli. Şöyle bir bakalım ne olacakmış. Alt tarafı siz de çıkartın. Bir sonraki bölümde ne olacağını birlikte anlayalım. Seçtiğin makası kaybettiğinde kazandığım o getirdiğin kayıtlar düzeldi. O ne ya? Bu ne lan? Kazandığım o getirdiğin kayıtlar kağıtlar değildi. Kayıtlar. Kağıtlar da olabilir arkadaşlar. Tam olarak anlamadım. Öğreneceğiz ama makas, kağıt. Aklıma birisi geliyor. Öğretmen geliyor arkadaşlar. Bakalım öğreneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.